Evet, şimdi uçaktan indik. Bavullarımızı almaya gidiyoruz. Şurası bir tane yaklaşır olsa hemen İstanbul'u. Neredeyiz baba? Prag'dayız. 2 saat gerideyiz. O kadar geride olmuş 1 saat. Şimdi pasaport kontrolünden geçtik. Valizimizi alacağız. Evet, şimdi havaalanından çıkış yaptık. Sisli bir Prag günü. Uber ve Bolt var burada. Uber bir tık daha pahalıymış. Bolt uygulamasından araç çağırdığımızda daha ucuza geliyormuş. O yüzden Emre şimdi Bolt'tan araç çağırdı. 460 krona götürecek görünüyor. Bakalım, çok güzel oldun. Yani. Bayıldık. Ben sevmek. Öyle mi? Nasıl hava? Sıcak. Buzlu, neresi sıcak? Çok mu sıcak, terledin mi? Çok daha. Evet, havaalanı böyle sisler içerisinde şu an. Haritamızı da aldık. Değil mi? Bolt'tan çağırdığımız aracı bekliyoruz. Bekliyorum. Çekiyorum. Şu an konumunu biliyorsun değil mi? Evet. Uygulamada bu şekilde. Adam şuraya kaldı. Gelecek, Uber'lerin olduğu yere. Öyle mi diyor? Yani harita orada. Senin konumunu görüyor mu? Terminal 1'deyim dedim de. Gelin baba, bir o tarafa doğru gidelim. Ama. Terminal 1'e gelecekmiş. Yok Emre, Bolt. Karşıda da yok. Aha geldi. Bak bu da geldi. Bir de Diftago yazıyor bunda. Aynı şeylerden. Ha, tamam, hadi bakalım. Bilet almamıza yardım ediyor. Şöyle. Oradan mı inecekmişiz? Şimdi Bolt uygulamasını çağırdık. Diyor ki 4 kişi binebilirsiniz. 5 kişisiniz siz diyor. Ayşin olduğu için. Biz de Ayşin'in yaşını söyledik. Yok diyor, yine 5 kişisiniz. XR çağırın diyor. XR çağırsak da yine Ayşin otokoltuğu falan yok. Arada da 300-400 kurona kadar bir fark vardı. Ben de Emre'ye tabii ki otobüse gidelim dedim. İki kere otobüse işeceğiz. 90 dakikalık aldım. Zaten şey, size yardımcı oldu. Taksi yarım saat bu. Okutacağız Emre, yoksa cezası oluyormuş. Onu okumuştum. Evet, yoksa çok ciddi bir ceza kesiyorlarmış. Ne kadar yardımcı oldu ya. Thank you so much. Ne kadar çok yardımcı oldu. Şu an şaşırdım yani. Geldi bize, kendisi yardım etti sağ olsun. Bolt'la başlayıp. Evet. Adamı. Zarar etmedi. Yani şöyle bir sıkıntı da var. Adama da ayıp oldu. Bilmiyorduk biz gerçekten. Bolt uygulaması içeri girdiği için şey ödemesi gerekiyormuş. Adı nedir? İçeri giriş parası. Onun da. Ha, buraya gelecekmiş. Şimdi orada yazıyor. Evet. Böyle bekleyeceğiz, şimdi otobüs gideceğiz. Emre şeydi, Emre biz Türk'üz dedi. Adam da İbrahim Tatlıses'i tanıdığını söylüyor yani. Onu biliyormuş Türkiye'den. Uluslararası açılmış bizim İbrahim Tatlıses, görüyor musunuz kızlar? Haritamız. Biz nereye gidiyoruz? Bir saniye. Bir dakika, ters tutmuşum. Şey. Bizim otelimiz şuralarda. Evet, şurada. Birinci bölge tam. Ananımızdayız. Anne, bir sürü kuyu var. Evet, 9 tane. Bak, evet, hepsini yiyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Çok yakın kuleler. Evet. 6, 3, 4, bir dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kule var. Eyfel Kulesi'ni sayarsak o zaman... Eyfel Kulesi yok. Eyfel Kulesi'ne benzer kule var bak. Anne. Ne oldu? 5.5'tan veriyor.
Emre kim ki bu? Kim ki? Neyi veriyormuş? Ha? Ben olumsuz şeyler duymuştum bu onlarla ilgili. Ne veriyor anne? Şimdi ben bu adam için yardım ediyor diyorum ya, bayağı yardım ediyor falan. Adam şeymiş meğer, senin paranı diyor çevireyim diyor. Yuvarlıyor. Aşık? 25,5'tan veririm diyor. Ne olsun, bir zarar olsun, dolandırmayalım yeter. Heyecanlı mısın? Evet. Merak ediyor musun burayı? Evet. Şu kapaklarım evet. Ağrı. Ayşe'ye bakalım. Ayşe ne yapıyor? Hayatım. Bak 10 tane kule var. 10 tane kuleye götürecek baban seni. Hepsini gezdirecek mi sana baban? Evet, otobüse bindik. Emre, Bolt uygulaması otobüse nasıl döndük yine? Ama bu daha eğlenceli ya. Evet. 700 vereceğine 40 verdim. Ve ne kadar bakar mısın? Çok ucuza geldi. Hiç gerek yokmuş bak. Boş yere 700 kuran verecektik. Çok iyi oldu. Şimdi kız kuranı verdik. İçeride de biletimizi okuttuk tekrar. O çok önemli çünkü durdurup onu kontrol ediyorlar. Ve çok büyük cezalar oldu söylüyorlar. 1000 korona kadar ceza kesiyorlarmış. Evet, şimdi otelimize çıktık yola. Birinci otobüsteyiz. Evet, hala. Ben bana gelmek istemiyorum. Gidiyoruz. Her yer sesli. En sevdiğim havalar. Bunun bu tarafa geleni bekliyoruz. O da şey, anne bizi oteli mi götürecek? Ha? Anne Tiyan'ı bizi oteli mi götürecek? Evet. Şimdi 9 numara iyi bekliyoruz ben de. Yeniyor sanırım. 6'da. Yok 20'ymiş bu gene. Nerede 26? 26. Hayır bu değil. Kenara geldi. Evet geldi, buna biniyoruz. Şu orta kapıdan binelim, gel. Burası düz. Şöyle geçsin. Yine biletlerimizi okuyacağız. Otur kızım. Kimse okutmuyor ama okutuyordur herhalde. Girebildin mi? Evet, şimdi indik. Otelimiz 2 dakika yürüme mesafesinde. Burası Prag 1. bölge. Otelimize tam 1. bölgede yer alıyor. Her yere yürüme mesafesine bir otel seçtik. 3 çocuk olduğu için biraz bu sefer yorulmak istemedik açıkçası. Oteli sık sık gelip gideriz. Çocuklar arada dinlenirler diye düşündük. Şimdi giriş yapacağız otele. Şimdi yürüyüp bakalım şu ileride olacak otelimizde. Otelimize geldik. Hangisi? Otel böyle işte. Bakın burası, şurası işte. Bak şurası. Gel geçelim. Evet. Buraya giriş yapacağız. Girişimizi yaptık. 8.7 almış burası. Genel değerlendirmeleri çok yüksek.
Emre. 1 euro 25 kaptan euro 1. Yes. Bir internet şifresi. En önemlileri. Evet. Buramıza gideceğiz şimdi. Evet. Bak buradan gideceğiz. Neymiş? Evet. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Benim şeyimi aldın mı? Tavuğu. Ben almadım çünkü Ayşe'de. O ne ya? Şey. Ne oldu? Hı? Tamam, girişimizi yaptık. O da hazırmış. Şile. Erken giriyoruz. Evet. Saat 11'de Cuma günü çıkış var. Hı hı. Kahvaltı 7 ile 10 arası diyor. İnternet. Evet. Şunda da diyor 5 tane içecek diyor. Ücretsiz diyor yani. Kahve içeriz. Mükemmel. Ne diyor? Kahve evet. Çay, kahve. Kahve. Hangi oda? 3. Bak karşılığı duruyor. Hadi. Oo, mükemmel. Çok iyi. Ay. Aa bak burada da yataklar çok iyi. Şurada arşiv yok. Burada Seher'le arşiv yatağı varmış. Evet hemen manzaramıza bakalım. Vay çok güzel ya. Ay şu binaya bakın. Ya iki tane pencere koymuşlar. Şey çok açılmasın diye güvenlik için. Çok güzel. Evlere bakın. Çatılara bakın. Nasıl? Çok güzel. İstanbul kebaba geldik. Sizin memleket neresi? Şırnak. Evet. Kapılar var. Şimdi burayı ne diyeceğiz? Şurada Adana falan da var. Köfte de var. Tavuk falan hepsi var. Sera. İstanbul kebapla yemeğimizi yedik. Bayağı bir yedik, kabasaydık. Türkler arasında çok meşhur ve ünlü bir yer. Eti çok lezzetliydi, tavuğu da çok güzeldi. Şırnak'ta birisi işletiyor. Yemek nasıldı? Güzel. Değil mi? Ben de çok beğendim, lezzetliydi gerçekten. Şimdi astronomik saati doğru. Uyuşturucu şeker. Doğru. Videonun ortasında söylemeseydin iyiydi. Evet. Kaşıma gez bende. Ne kadar ödediniz Emre Bey? 1030 mu ne? 1400 mü? 1030 mu? 1030 mu? 1400 mu? Çok fark var. Serra yalnız. Sen de şey. Ben işte ödemişim. Bir şey versene. 1030 çek koronası. 1-4 ile çarparsan 1400 lira falan yapıyor. Normal yani. Normal. Peki. Türkiye'dekiler aynı. Yani. Şey Türkiye'deki ile aynı derken bazı yerlerden çok daha ucuz tabii ki Türkiye'deki. Yani bence. Şimdi geziyoruz meydanda. Hadi bakalım. Çorbası var mı? Sabah 5'te başlıyoruz. Güzel herhalde. Genelde çorba kalmadığına göre. Gelenler sponsorlar. Olabilir. Çok eski tarihi binalar var. Kırak zaten tamir. Orta çağdan kalma. Hiçbir şey olmamış. Korunmuş tamamen. Günümüze kadar gelmiş. O yüzden yapılan. Bu arada biz biliyorsunuz Bolt çağırmıştık. Sonra bizi almadı bebekten dolayı. 5 kişi çağırmanız gerekiyor dedi. 6 kişilik. X'lar. Pardon 6 kişilik çağırmanız gerekiyor dedi. Evet. X'lar çağırmanız gerekiyor dedi. Sonra o bizim yüzümüzden içeri girdiği için oraya park içeri girme parası ödedi. Sonra biz de iptal etmek zorunda kaldığımız için ne dedi sana Emre? Neden iptal ediyorsun dedi. Sen de yanlış çağırdım dedin değil mi? %10 mu kesti? 40 korona mı kesti? 40 korona gibi bir ücret kesti bizden. Biz servisle 40 koronaya geldik zaten. Bu arada Prag'da 15 yaş altı bütün çocuklar ücretsiz ulaşım onlara.
Evet, çok güzel. Biz de ona bindik ya anneciğim. Aynısını bindik ya. Yani her halükarda toplu taşıma araçları çok çok daha ucuza gelmiş oluyor. Şimdi önce bir Lidl'ı gezeceğiz. Bizim Fransa'da en sevdiğimiz marketti Lidl. Hüper de çok sevdiğimiz marketler arasındaydı. Güzeldi yani, iyi oluyor. Şimdi oraya bir bakalım. Bir şeyler alalım otelde yememiz için. Sonra tarihi saat kulesine doğru gideceğiz. Bir de Prag'daki en önemli şeylerden bir tanesi de, mesela şu karşı binada gördüğünüz gibi normalde sütunların olduğu yerde, normal düz sütunların çok çirkin duracağı için bu şekilde heykeller yapıyorlarmış. Estetik bir görüntü kazandırmak için. Bunu biliyor musunuz siz? Bak, Prag'sa normal sütun yapıyorlar ya. Normalde sütun burası. Ha, evet. Kolon yani, kiriş kolon dediğimiz sütunlar var ya. Prag'da bu şekilde yapmıyorlar. Öyle çirkin duracağı için bu tarz çalışıyorlarmış her zaman. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet, ne kadar güzel bir şey ama bak. Çok estetik, çok hoş bir şey. Prag tam zaten sanat şehri. Bakar mısınız şuranın güzelliğine kızlar? Bakın. Rengarenk. Evet. Aa, ben telefon. Şimdi Lidl'a geldik. Şimdi Lidl'a geldik. Bunun ekmekleri gerçekten çok güzel ya. Meyveler, fiyatlar. Anne, niye bu değişim? Olgunlaşmamış, daha olgunlaşıyor. 966, 965 korona. Şimdi Prag Meydan'da insanlar kendi fazlası olan kıyafetleri bağışlamış. Onlar da burada böyle bir dev oluşturmuş, dağ yığın gibi. Buraya gelip isteyenler alabiliyor, ücretsiz. İnsanlar alıyor, gidiyor. Her şey var, kıyafet pantolonları, çarşaflar, yastıklar. Aklına ne geliyorsa var. Bravo! Şimdi de müzeye geldik. Burada ışık gösterileri var değil mi? Light var. Evet, sağ olun. 69. Tamam. Euro mu? Normal. Evet, kurona. İşte. Ha, 1 lira işte. 69. Tabii ki her şey kredi kartıyla ödeyeceğiz. Burada? Merak ediyorum. Evet, çok güzel. Evet, şimdi girişimizi yaptık. Evet, sakin olun. Evet. Aha, Emre şey, Mad Max'teki şeye benziyor, evet. Baksana, oradaki arabalar gibi değil mi? Çok iyi. Sera, bir daha otur bakayım da. Arabamız soğuk. Ooo. Bumblebee de ha, bu Transformers. Optimus Prime. Bumblebee, elimi tut. Ducky Duck. Oo, araban Dacia ya. Çok havalısın. Yeni mi aldınız arabanızı? Merhaba, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Demirciyim. Ben Lamborghini. Anne, Lamborghini.
Emre Lamborghini. Avatar. Geç. Yalan yalan. Atayım mı, bunu mu istiyorsun? Şu var küçüğü. Küçüğünü istiyor musun? Vida mı? Bak vidalar burada. Bak. Vida. Anne biraz gör. Baban kule yapıyor. Ayşe niye? Çok mu tatlı? Sadece resim yapıyor. Bilmiyorum, evet. Aklıma geleni yapıyor. Ben de şurayı yapayım. Sonra da buraya atıyorlar. Bekle. Vereyim mi sandaki? Merhaba, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Çizmeli kedi. Hayır, Ayşin. Aynen, bu sefer doğru. Zaten yan yanaymışlar. Biraz burada uyanıklık yapmışlar. Orası da buradan sanıyorduk. Orası farklı, burası farklı. Aile alacağız yine. Şimdi 2 yaştan para mı alıyormuş? Hı-hı. Tamam. Çok 11 euro. Aile? 720. Yes. Her puan. Her. Gelinime sokuyorsun insanı. Gelinim dolu derken. Hadi. Bilet de içinde. Seyra bak, sen çıktın, gördüm, geri gel. Başlayayım. Bak geri gel. Emre gelsene sen de. Dans ediyor bak. Dans ediyorsun, oynuyor bak. Anlatıyor bak, hareket ettikçe bak. Gördün mü? Bak, elin dalgasını yolladı.
E girdik ama. Çıkabileceğiz mi biz de biliyoruz. Neredesin? Yavaş koşma da. Neredesin? Hangisi? Gerçek. Hangisi gerçek anlamıyorum. Sen kendini düşün. Seyda, Ayşe sen bize ne yapıyorsun? Anne neredesiniz? Bu? Burası da mı değil? Gel. Anne. Annem gel. Onlar değil, gel. Oş. Şura. Hayır. Gel bitiyor herhalde. Numi Müzesi'ndeyiz. Burada fotoğraf seçip o karaktere göre bastırabiliyorsunuz. Evet, seç bakalım hangisini istiyorsun. Tamam. Seyda aldı fotoğrafını. Karanlık sen görünmüyor burada. Evet. Sana da tamam. Beni. Tamam sana da alalım. Evet. İçerisine gir Karin. Evet durdun şimdi. Şimdi dön olduğun yerde hareket et. Bak aynen. Bırak şimdi gitsin. Ayşe, bütün gözler üstümüzde. Bakın, inanmıyorsunuz burada. Espri desem var. Emre hocam görüyor musun? Bulutlar gibi. Evet. Hadi dışarı çıkalım. Bakalım, bitti mi? Bitti. Bir taraftan da nasıldı? Çok güzel bir yerdi. Tavsiye ederim. Eğlenceliydi. Anne. Metalik parçaları sevenler, resim yapmayı sevenler. Evet. Resim yapmayı sevenler buraya gelebilir, evet. Sağ tarafa. Görsel sanat falan sevenler de öbür tarafa. Sol tarafa, evet. Böyle iki giriş var, ona dikkat edin. Ama biz ikisine de yani gayet zevk aldık. İlk başta bir dedik, aa burası değilmiş diye ama ikisi gayet keyifliydi. Ne kadar harcamış olduk? Şimdi burası dur. 807, daha 1500. İsveç'in Çek kuru. Çek kuru nasıl? 1500. Gayet güzeldi. 2000 TL falan yapıyor. O tutturdu, sev diyor. Sevebilirsin Ayşir, okey. Babacım şu bak öğrendi. Ya buradaki en güzel olay çok eski binalar. Gerçekten hiç yıkılmadan aynı şekilde devam ediyor. Hepsinde böyle sanatsal dokunuşlar var. Asla orijinali bozmuyorlar. Çok güzel. Bir de Prag'da çok fazla evsiz varmış. Yani bizi görüyoruz böyle sokaklarda. Ama devlet bunlara ben sana ev vereyim, para vereyim gel diyor. Bunlar bunu bir kültür olarak yaşatmaya devam ediyorlarmış. Gitmiyorlar, kabul etmiyorlar deniyor. Böyle. Şimdi yine tarihi Prag sembollerinden Atatürk Saat Kulesi'nin önündeyiz. Gündüz gözüyle bu sefer kızları getirdik. Emre bize Saat Kulesi'ni anlatacak şimdi. Bu meydan Old Town Meydanı diye geçiyor. Bu arada. Evet, Emre hocam. Nedir bu olay? Astronomik saat. 15. yüzyılda yapmışlar. Hunus, profesörümüz tarafından yapılmış. Üniversitede bir profesörmüş. Bu saati yapıyor. Dünya, ay, güneşin hem konumlarını gösteriyor, hem burçları gösteriyor. İşte ifadeler de var. Her saat başında İsa'nın 12 havarisi oradan çıkıyor, halkı selamlıyor.
Şu elinde aynı olan heykel var alt. İlk sütunda 4 tane heykel. Aynı olan kibri temsil ediyor. Diğer şapkalı olan zenginliği. İskelet ölümü. Diğeri de Türklere hani benzettiği için Türk korkuyor diyorlar. Ya, evet. Yani. Yok korku değil. Eğlenmeyi. Evet. Eğlence şeyi harika. O videoyu zaten görmüşsünüzdür, ekleriz buraya. Saat çıktığında, yani çan çaldığında hareket etmeye başladı. İskeletin hareket etmesinin amacı da, iskelet dans ediyor orada, vuruyor yani çana. Diyor ki ölüm var, her an bitecek bu dünya. Ona göre yaşa, onu simgeliyor. Yani her an öleceksin diye simgeliyor. Mavi kısım gökyüzünü, kırmızı kısım da yeryüzünü temsil ediyor. Güneşin ayın konumlarını gösteriyor, evet. Şu an şu şekilde duruyor. Sadece bak, senin en sevdiğin şey şu an dünyada böyle duruyor diyor. Evet. Güneş bu tarafta, ay da bu tarafta. Evet. Bu alttaki kısımda yine 4 heykel var. Onlar neydi? Birincisi bilim. Bilim, ikincisi adalet. Üçüncüsü astronomi. Dördüncüsü de eğitim. Eğitime simgeliyor. Onlar simgeliyor. O yine ortada. 12 ay, mesela şu an hangi aydaysanız, şu an hangi mesela yapılıyor, diyor ki ekimler bitti diyor, yani hasat yapıldı. Yani yeryüzündeki insanların yaşaması gerektiği, yani yapması gerekenleri temsil ediyor. İşte hasat zamanı, ekim zamanı, çiftçilik zamanı. Biraz daha yakından çekelim mi hatta orayı? Şöyle göstereyim ben size. Mesela şu an diyor hasat zamanı gösteriyor. Hasat yapılması gerektiği, işte hayvanların kesim zamanı gibi semboller var. İşte ekim zamanını gösteriyor mesela şurada bir tanesinde. Yine daha önce de söylediğimiz gibi bu saati yaptıktan sonra işte 4 sebepten dolayı, işte çok ön plana çıkmış olması, dikkat çekiyor olmasından dolayı, kralın işte başka hiçbir yere yaptırması istememesinden dolayı Hunus'un gözlerini kör ediyor. Kral. O da intikam için işte gizlice girip içeride saati biraz parçalıyor. Uzun süre tamir edilemiyor. Daha sonra tamir edilerek tekrar kazandırılıyor. Ve dünyadaki tarihi eser olarak 3. saat. Bu da çok fazla ziyaret alan, şekli itibariyle de nadir olan bir saat türü. Yine en son saat çaldıktan sonra da ki ortada horoz çıkıp ötüyor. O da diyor ki evet, artık her şey bitti diyor. Yani sen de başlayıp ben de bitirdik. Birazcık çöktüm hikayeyi ama. Yine kran sembolü olan güzel evler. Bunlar rengarenk. Faytonlar var ama bunlar at mı, inek mi, bek mi değil diyormuşum. Yani böyle at mı olur? Sadece fayton için kullanılıyor o zaman. Çünkü aşırı iri, kilolu, tombul, bacakları falan o kadar tombul ki. Koşamaz bu at, yorulur. Evet. Gezimize devam ediyoruz. Şurada, şunlar. Biz buna baktıydık. Ne kadar? Dokuz. Aa, çilek var mı burada? Bak, veririm Seyra'ya çilek. Şöyle gelsene. Ha, bu bir çilek benim olsun. Bu, kabuğa bakın. Kenar da yiyelim. Japonduyu. Çünkü sürekli gezmeye gelen insanlar. Nasıl? Şey güzel. Al bakalım Seyra. Al bakalım. Şu bir krem ya. Bir de sana krem. Krem adır o ya. Aman tereyağlı. Dondurma bu. Dondurma ama. Şu Ayşe'de nasıl yapar? Hiç mi yemez? Göstermeyin. Hiç yemese de olur. Devamı nasıl getiriyoruz? Peçete var mı? Geri koydum. Nasıl? Tarçınlı mı? Değil mi? Tarçın kokuyordu. Ver bakayım. Emre çok güzel ya. Soğukla sıcak birleşiyor. Bundan gidene kadar gibi bir tane yiyelim.
Şimdi Ayşe bilebilirim. Evet, direkt tatlı almaya geldik şimdi de kızlara. Hem de sıcak. İçeride yapıyor kadın. İçeride kadın yapıyor. Bak içeride diziyor. Pakette yapıyorlar. Bizimki herhalde. Tamam, okey. Bak şu seninki Sare. Evet, şey diyor. O da bizimki evde. Evet, bizimki. Tamam, yalayabilirsin. Bu da bizim sanki. Şimdi kırak neden bu kadar ünlü? Bunun sebeplerinden bir tanesi de bunlar. Şimdi burada normalde gördüğünüz gibi iki tane sütün dinmesi gerekiyor. Ama adamlar bunu bile sanata dönüştürüyor. Normal dümdüz sütün yapmak yerine bu şekilde heykeller yapıyorlar. Yani şehrin her yerinde birçok böyle heykeller görüyorsunuz. Bunların hepsinin bir sebebi var. Yapılışında da tamamen dekorasyon, görsel olarak şık kazandırmak istemişler. Çok zarif ve olmuş yani, güzel de olmuş. Evet. Charles Köprüsü'ne yaklaştık. Yani demek insan kalabalığı. Şimdi bu iki şehri birbirine bağlayan köprünün üstündeyiz. Sağ sollu burada heykeller var. Bu heykellerin bazıları hala ilk günkü heykeller, bazıları da sonradan onun yerine yapılıp konmuş heykeller. Bu genelde eski heykelleri ayırt etmenin en iyi yollarından bir tanesi. Mesela bu tamamen siyahlaşmış bir heykel. Taşın özelliği bu. Zamanla bu siyahlaşıyor. Ve bunu mümkün mertebe temizlemiyorlar. Orijinalliği bozulmasın diye. Gidelim. Bir mezunumuz var. Deriz bizim çocuklarımıza. Tekne turları var her gün. Akşamları da var, gündüzleri de var. Taş. Orada yaptılar böyle taşı. Evet arkadaşlar, bu merdiveni çıkabilirsiniz. Bebek arabası olanlar uzun yoldan gelebilir. Yani bu yerin 3 katını. O da hemen yan tarafımızda normal düz yokuş bölümü. Merdiven bölümünü gördüğünüzde aşağı doğru böyle upuzun bir yokuş var. Ondan aşağı inip böyle dümdüz gelince böyle şurası, bir evet. Yol çıkar. Evet, şimdi en üst katına çıktık. Kaleye doğru. Prag manzarası böyle. Gördüğünüz gibi hep tarihi kuleler. Eski binalar var. Şu ileride bir yenileşme var. Orası yeni Prag. Burası eski Prag denen Prag birinci bölgede şu anda. Çok güzel. Aziz Vitus Katedrali'nde burası. Bunların içerisine giriş ücretli. Normalde diğer yerlerde biz hep ücretsiz gezmiştik. Zaten şu an kapalı. Neden bunu ücretli yapmışlar? Çünkü Prag çok turistik bir yer. Çok fazla turist geliyor. O yüzden sanırım burası da ücretli. Bilmiyorum yani. Prag nüfusu normalde 1,5 milyon. Ama gelen turist sayısı 6 milyon. Yani öyle bir yer düşünün. Pahalı mı? Evet, pahalı. Birçok şey pahalı. Ama
Gerçekten çok tarihi, çok güzel. Tam bir orta çağ. Beğendin mi Pıra? Güzelmiş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Sırf bir kiliseye çok kadar baktığına gerek var mıydı? Sanat kokuyor, baksana ya. Ha geçmiş ya. Neyse. Yine burada heykellerle değil ama çizimlerle anlatmışlar. Ne Hazreti İsa 12 havarisi. Anne bir şey sorabilir miyim? Bunun yıkanması, neydi? Kutsanması. Burada kısada gidiyor burada. Aynen. O kadar da kısada. Peki nasıl?